İyi akşamlar Medyascope izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 268. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı doktora öğrencisi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi Gökhan Karabulut. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kendisiyle doktora tezi kapsamında çalışmalarına devam ettiği Suriyeli göçmen emeği, sermaye türleri ve sosyal ağlar ile ilgili bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız bugün. Ve bu çalışmaya istinaden hazırladıkları bir makaleyi de Planlama dergisinde yayınladılar. Sosyal medya hesaplarında bu makalenin bağlantısını da paylaşıyor olacağım sizlerle. İlginizi çeker ve devamını değerlendirmelerini okumak isterseniz diye. Ben programa başlamadan önce sevgili Gökhan size de geçmiş olsun demek isterim. Çünkü 2 hafta önceki programda da Zehra hocamızı ağırlamıştım. Bir depremzede şehir plancısı olarak ve kendisinden değerlendirmelerini almıştım. Siz de bugünkü program öncesindeki yazışmalarımızda bana bir göç çalışan bir deprem göçmeni, zorunlu deprem göçmeni olarak kendinizi tarif ettiniz. Dolayısıyla ben sizin de hakikaten zorlu bir süreç yaşadığınızı, her Hatay'da çalışan, yaşayan ve Hatay ile ilişkisi olan insan gibi gayet anlayabiliyorum. Dolayısıyla size de geçmiş olsun dilemek isterim programa başlamadan evvel. Müsaadenizle ben ilk sorumla hemen sözü size bırakayım ki zamanı sizin dolu dolu kullanmanıza fırsat verebileyim. Şimdi çalışmanızda aslında bizim sosyal bilimlerde de çok sıklıkla referans verdiğimiz sosyal ve beşeri sermaye kavramlarından bahsediyorsunuz. Ama izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için bu çerçeveyi biraz sizden derinleştirmenizi rica edeceğim. Sosyal ve beşeri sermaye neyi tarif eder ve iş piyasasına dahil olma sürecinde ne gibi bir etkisi vardır? Yani teorik çerçeve, teorik kapsam buna nasıl bir çerçevede değerlendirme yapar diyeyim. Sözü size bırakayım. Buyurun. Öncelikle davetiniz ve bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Melis Hocam. Ben İstanbul'da Suriyeli göçmen emeğinin emek piyasasına dahil olma sürecini çalışıyorum. Doktora tezimde bahsettiğiniz gibi makalemde de tezin bir parçasından bir makale yayınladık. Aslında bir arka planı da önce çizmek isterim. Direkt soruya geçmeden önce. Yani uluslararası göç çağımızın en önemli gündem maddelerinden biri ve aslında yakın gelecekte de öyle olmaya devam edecek gibi görünüyor. İşte yaşadığımız savaşlar, işte iklim krizine bağlı doğal afetler ya da işte deprem gibi öngörülemeyen afetler nedeniyle insanlar zorunlu olarak bir yerden bir yere göç etmek zorunda kalabiliyor. Ya da işte daha iyi bir yaşam standardı için ekonomik gerekçelerle göç etme özellikle son yıllarda ülkemizden de hani deneyimlediğimiz bir olgu. Bu bağlamda uluslararası göç olgusu üzerinde daha çok hani düşünmemiz gereken çok dinamik bir yapısı olan ve çok boyutlu ele almamız gereken bir konu. Benim çalışma odağım da bu bağlamda İstanbul'daki Suriyeli göçmenlerin emek piyasasında ayrılma süreciydi. Suriyeli göçmenlerin yaşadığı bir zorunlu göçten kaynaklı bir göç hareketi ve aslında onların burada emek piyasasına dahil olmasında da ben süreci iki dayanak üzerinden ele alıyorum. Bunlardan birincisi aslında dışsal faktörler. Nedir bunlar? İşte en başta göç politikalarıyla ve işte göçmenlerin iş yaşamındaki koşulları belirleyen devlet baş aktör tabii ki. Yani çalışma yaşamında iş koşullarını belirleyen işveren ve yerli iş gücü tabii tırnak içinde rakip olarak. Bunlar aslında ben dışsal faktörler olarak tezimde ele alıyorum. Diğer yandan içsel faktörler de az önce sizin de bahsettiğiniz gibi sosyal ve beşeri sermaye. Yani aslında göçmenlerin kendi içinde sahip oldukları ve onların emek piyasasına dahil olmasını etki eden faktörler. Bunu da Bourdieu'nun kavram setiyle faydalanarak aslında açıklıyorum. Şimdi hepimizin bir Suriyeliler tırnak içinde dediği herkesin tek bir küme gibi algıladığı egemen anlayışın aslında Suriyeli göçmenler çok farklı sınıfsal sosyal statülere sahip yani bir heterojen yapıda aslında
Biraz yola çıkış noktam da burasıydı. Yani bu varsayımla ben sahaya çıktım ve kendi tezimde kurguladım. Nitekim öyle. Çünkü yani herkesin buraya gelirken taşıdığı bagajın içinde eşyaların dışında kendi kimliği, işte ekonomik durumu, sosyal statüsü vesaire onları da beraberinde getiriyor ve bu buradaki yaşama dahil olmasına da önemli etki eden faktörler. Aslında burada ilişki Bourdieu'nun bu sermaye türleriyle ilişkiyi buradan biraz yakalamaya çalıştım. Nedir mesela onlara kısaca değinecek olursam Bourdieu sermaye kavramını ekonomik, sosyal ve kültürel olarak üç başlıkta ele alıyor. Ekonomik sermaye yani hepimizin de aklına geldiği üzere doğrudan maddi karşılığı olan işte mülkiyet hakları biçimde kurumsallaşabilen yani göç üzerinden düşündüğümüzde göçmenin de kendiyle birlikte transfer edebildiği işte hayatın ikame aracına dönüştürebildiği maddi bir karşılık. Yani bu ekonomik sermayenin yani hem emek piyasasının dahil olmadığı hem de yaşamını idame ettirmede doğrudan bir karşılığı var. Ancak bu yani çok ilginç bir alan değil çünkü evet parası varsa, insan finansal kaynağı varsa daha kolay adapte olabilir ya da o zorlukları aşabilir. Daha ilginç olan kısım ise kişinin sahip olduğu sosyal sermaye ve aslında beşeri sermayeye ben odaklanıyorum çalışmamda da. Sosyal sermaye Bourdieu'yu nasıl ele alıyor dersek aslında sahip olduğum sosyal bağlantılardır. Yani sosyal sermayede toplumsal bir gruba ait olmak, bu grubun bilgi birikiminden faydalanmak, pay almış olmak Bourdieu sosyal sermaye olarak tanımlıyor. Tabii burada toplumsal eşitsizliği açıklamak için kullandığı farklı diğer kavramlar da var ama ben şimdi onlara çok değinmeyeceğim. İşte alan bunlardan biri sosyalizm. Sadece sosyal sermaye yani basitçe anlatacak olursam sosyal ağlardan oluşan bir kaynak ve bu alan açmak için de kişinin bu kaynaktan getiri sağladığı zaman bir sosyal sermaye dönüşünü söyleyebiliriz yani basitçe. Sosyal ağları sahip olabilir kişi ama bunlar ona bir getiri sağlamıyorsa, bu getiri sadece maddi olmak zorunda değil, statü olabilir ya da toplumsal ilişkilerde yer edinmek olabilir vesaire. O zaman sosyal sermaye haline geliyor. Öte yandan göç bağlamında düşündüğümüzde sosyal sermayeyi göçmenin hem göç etmesini hem de emek piyasasına katılımını etkileyen bir ilişki alanından bahsediyoruz. İşte nedir bu? Güçlü bağlantılar dediğimiz işte aile olabilir, akraba ilişkileri olabilir, kişisel iletişim yani social network sahipse kişi bunlar sosyal sermaye dönüşebilir. Araştırmada da yani tez araştırmamda da sosyal sermayenin emek piyasasında getirisini ben bazı başlıklar altında inceliyorum. O kısaca onlara da değinecek olursam öncelikle her göçmenin emek piyasasında yaşadığı deneyimi bir süreç olarak ele alıyorum. Çünkü işte yaklaşık 10 yıldır, 10-11 yıldır hatta bu olguyla karşı karşıyayız ve bu 10-11 yıllık süreç aslında çok da kısa bir zaman dilimi değil insanın hayatına baktığımızda. Dolayısıyla yani ilk geldiği tarih ve ilk geldiğinde işte işe nasıl eriştiği, işteki mesleki hareketlilik aşağı mı yukarı mı ya da işteki güvence durumu ya da kendi nitelik durumunun değişip değişmediğinde sosyal sermaye bakımından aslında irdeliyorum. Burada bir analitik çerçeve oturtuyorum araştırmamı. Yine geçmişten gelen, işte mevcut durumda devam eden ya da vardığı yerde yeniden edinilen sosyal bağlantılar, aile ilişkileri ya da arkadaş ilişkileri, sivil ve yerel toplum kurumlarla kurduğu bağları da ben yine süreli mülteciler üzerinden sorguladım. Ve bunların onun yani bireyin emek piyasasına dahil olmasındaki etkilerini inceliyorum diyebilirim. Diğer bir sermaye türüne geçecek olursam ise beşeri sermaye yani Bourdieu bunu kültürel sermaye olarak kullanıyor ama ben bunu biraz daha tanımı daha geniş bir kullanım alanını ifade ediyorum beşeri sermayeli. O da şöyle ki kültürel sermaye aslında Bourdieu'nun tanımında da işte sertifikalar, diplomalar gibi eğitime dair yeterlik belgeleri mesela ya da somutlaşmış kültürel sermaye biçimleri nedir işte kişinin yetenekleri, becerileri, dil becerisi, iletişim becerisi gibi tüm bunları kapsayan sermaye türü kültürel sermaye. Buna ek olarak da yine emek piyasası üzerinden düşündüğümde
dahil olduğu iş piyasası hakkındaki bilgi ya da oradaki yerel ortamdaki işte düzenli regülasyonlarla ilgili ya da o kurumsal bilgiye sahip olmayı da ben yine beşeri sermaye göstergesi olarak ele aldım ek olarak. Beşeri sermaye aslında nitelikli iş gücünü referans ediyor bize. Bu kadar. Yani şimdi sonuçlara hemen girmeyeyim isterseniz. Bu teorik kısımda kalayım. Buyurun. Aslında hakikaten bu çerçeveyi çizmek şöyle de önemli. Özellikle sizin de başlangıçta söylediğiniz gibi Suriyeli denildiğinde böyle bir homojen grup olarak algılanıyor olmasını belki şöyle de düşünebiliriz. Türkiye'den yurt dışına yaşamak için göç etmiş olan insanların da benzer şekilde biz homojen bir grup değiliz. Göçmen sınıflaması bizi tanımlamak için yeterli değil. Dediğiniz gibi farklı beşeri sermayelere ve farklı sosyal sermayelere, hatta farklı ekonomik sermayelere sahip kişilerin çeşitli sebeplerle, bu arada hani şu anki söz ettiğimiz Suriyeli grup zorunlu bir sebepten dolayı göç etmiş olmakla birlikte bizim söz ettiğimiz diğer göçmen grupları çok daha farklı, belki zorunlu olmayan, tercihe dayalı, itici ya da çekici sebeplerle belirli yerlere uluslararası göçler gerçekleştirdiğinde nasıl homojen bir grup olarak ele alınmak istemiyorlar ve kendi işte beşeri ve sosyal sermayelerini adaptasyon ve entegrasyon sürecinde kullanıyorlarsa, benzer şekilde de aslında biz Suriyelilerden bahsediyoruz ve istihdam tabii bir sisteme, yeni bir sisteme, özellikle de kendi milliyetinizin dışındaki bir sisteme dahil olmak için herhalde en önemli araçlardan bir tanesi. Ekonomik sermayeye, ekonomik sermaye üretimine katkıda bulunmak ve bunu biriktirebilmek için de mühim. Dolayısıyla aslında bu çalışmanızın kıymeti ve anlamı çok önemli. Ve siz burada tabii çalışmanızın içeriği gereği, araştırmanızın içeriği gereği derinlemesine görüşmeler gerçekleştirmişsiniz. İstanbul'da yaşayan 35 Suriyeli ile. Daha önceki programlarda da görmüşsünüzdür muhakkak. Ben saha çalışmalarına çok kıymet veririm ve hakikaten de çok heyecanla dinlerim. Özellikle de dil bariyeri meselesini çok merak ediyorum bu durumda. Çünkü bu kişilere nasıl ulaştınız? İstanbul'da çalıştıkları için artık Türkçe'ye hakim olan insanlardan mı bahsediyoruz, yoksa arada bir hani tercüman kullanma ihtiyacı hissettiniz mi? Bu kişileri nasıl buldunuz, yani görüşme yapacağınız kişilere nasıl ulaştınız gibi ben size hani sahayı sorayım. Bir de hep merak Anladım. ederim. Sahada hepimizin başına çeşitli olaylar gelir. Bazen bizi şaşırtır, bazen bizi güldürür, bazen de hiç ummadığımız, hipotezimizde yer almayan bazı cevaplarla ya da bazı olgularla karşılaşırız. Bu soru çok geniş biliyorum. Size bıraktım ben soruyu. Siz istediğiniz uzunlukta cevap verin lütfen. Buyurun. Evet, dediğiniz gibi yorumlarınız kısmına da tamamına katılıyorum bu arada hocam. Özellikle o hani stereotip hani algısı maalesef o damgalama ya da işte özellikle göçmen üzerinden son dönemde de maalesef bir nefret objesi olarak işte dillendirilen o olumsuz şeyi de bir yerde değinmek lazım ama ben şu an bağlamdan kopmayayım. Evet. Peki sorunuza geçecek olursam evet 35 görüşmem var ama aslında daha fazla görüşme yaptım. Tabii bu Suriyeli mülteciler, göçmenler hassas ve kırılgan bir grup olduğu için sahaya çıkarken de yani gerekli bütün titizlikle zaten görüşmelerimi gerçekleştirdim. En önemli şey burada güven ilişkisi tabii ki sahada yani hele ki yani göçmen bir grupla tamamen hani buraya yeni gelmiş, çeşitli travmalarla gelmiş insanlarla görüşürken o dengeyi koruyabilmek yani hem psikolojik hem sosyal tetiklemeyecek şekilde yanıtlar alabilmek önemliydi. Bu nedenle bazı görüşmelerimi yarıda kesmek zorunda kaldım ya da işte devam etmek istemiyorsa onu kesinlikle müsamaha gösterdim. Güvenilir bilgiyi aldığımı hissettiğim görüşme sayısı aslında 35. Tabii ben yöntem olarak derinlemesine görüşmelere dair keşfedici nitel yöntem kullandım.
işte yarı yapılandırılmış açık uçlu sorularımla kartopu şeklinde ilerledim. Başlangıç noktam ise hani sorduğun soruya cevap olarak birkaç yerden aslında şeyi o ilk şey kıvılcım mı diyeyim neyse onu başlattım ilk hareketi. Bu da yani mantıklı olan orada hani sahada daha çok haşır neşir olan işte Suriyeli göçmenlerle aktif olarak bir mesai geçiren işte gönüllü ya da profesyonel sivil toplum kuruluşu çalışanlar üzerinden ilk teması gerçekleştirdim. Burada bir yol haritası oluşturdum tabii onlarla beraber. Yani burada hani isim vermem gerekirse herhalde bir sakıncası yok. Sığınmacılar Göçmenlerle Dayanışma Derneği, SGD'de de Asam'da. Yine Kadın Dayanışma Vakfı'yla, KADAV'la görüştüm. Anadolu yakasında da Mülteci Derneği Sultan Veli'nde yaptığım görüşmelerden sonra sahaya çıktım. Ve tabii onların profesyonel hani dil bariyeri konusunda kolaylaştırıcı nasıl diyeyim çevirmen arkadaşların desteği oldu. Ama onların olmadığı zamanlarda da işte ilk mesela sürekli onlarla sağda değildim tabii ki. İlk görüşmelerde onlarla başladım ama daha sonra yaptığım katılımcı üzerinden onun işte tanıdıkları sosyal çevresi üzerine ilerlediğim için kendi sosyal çevremden işte Arapça ya da Kürtçe bilen işte arkadaşlar vasıtasıyla biraz daha o sorunu aşmaya çalıştım dil bariyerini. Yani dil kısmı evet. Çünkü orada güvenilir doğru bilgi almak için doğru çeviri de lazım. Bu çok önemli. Ve kişinin de aslında hani sırf soruya cevap veriyor hissinden ziyade aslında daha samimi bir ortamda o rahatlığı vermek için birkaç kere hatta bazen görüşmeler gerçekleştirdim. Tabii daha kurumsal kısmına değinecek olursam üniversitemizde doktora çalışması için ki sosyal bilimlerde eğer çalışıyorsak etik kurul onayını aldım ve tabii burada başka bir parantez açmam lazım. Suriyeli göçmenlerle ilgili yapılacak bilimsel çalışmalarda artık valilik izni gerekiyor. İstanbul Valiliğinden de işte il göç idaresinden de gerekli izinleri aldıktan sonra sahaya çıktım. Ayrıca yine yönteme dair arada bazı sınırlıklar da oldu tabii ki. Ben sahaya çıktığımda 2019 sonu 2020 başıydı ve sonra Covid pandemisi başladı. Tabii orada da görüşmeler yarıda kaldı. İşte aşılamanın toplumsal sağlığa erişimini sağlandıktan sonra biraz da yaklaşık bir sene sonra görüşmelere devam edebildim. O arada tabii Covid'in Suriyeli göçmenler üzerindeki etkisini de gözlemledim. Ama şu an yani onu çok da makalemde değinemedim. Belki tez araştırmamda o kısmı biraz daha detaylandıracağım. Şimdi sahada da tabii şöyle söyleyeyim. Mesela kendi hipotezlerimle hani sahada karşılığını tam da göremediğim yerden başlayayım belki de. Evet hani sosyal sermaye önemlidir. Göçmenin iş piyasasına erişime, işe erişiminde pozitif katkıları var. Bu bir gerçek. Bunu ben de hani görüşmelerinden ortaya çıkardım. Ancak diğer bir nokta mesela hiçbir sosyal sermayesi, hiçbir dil becerisi olmadan sadece sokakta gezerek işte yani dükkanları işte kapı kapı gezerek iş aradığını söyleyen bu sayede işe erişen görüşmeciler vardı, katılımcılar vardı. Bu hani biraz da bize hani bu sosyal sermayenin ve beşeri sermayenin yanında biraz da mekanın da aslında bu noktada öne çıktığını ve bana ayrıca bir pencere açtı diyebilirim. Bunu da aslında şöyle ilişkilendirebiliriz. Hani genelde Suriyeli göçmenler İstanbul'un çeperi diyebileceğimiz işte Esenyurt, Arnavutköy, işte diğer Anadolu yakasında Sultanbeyli ya da işte Küçükçekmece, Avcılar ve merkezde de işte daha çok iş yeri olarak yani ticaretin olduğu Fatih, Beyoğlu da kümelendiği hem sahada da benim görüşmelerimde de hem de İstanbul Göç İdaresi'ne aldığım sayısal nümerik verilerle de örtüşüyordu. Yani bu kentin çeperinde, İstanbul'un çeperinde de İşte bu işe erişimin kolaylığını sağlayan işte merdiven altı üretim atölyeleri aslında. Yani çünkü Suriyeli göçmenlerin birçoğunda da hani cevap söyledikleri üzere ilk işe erişimleri kayıt dışı sektörde oluyor. Güvencesiz, ucuz iş gücü olarak istihdam ediliyorlar.
Ve bunu da en kolay erişimi yolu aslında işte mekanın size sunduğu fırsatlar oluyor. Bu da işte o oradaki en formal sektör diyelim kümelendiği bölgelerde ikamet ediyorsanız ya da oralarda zaten iş olabileceğini bilgisini aldıysanız orada işe başlanıyor. Tabii öte yandan ilk işe girişlerinden devam edeyim yani süreç olarak. Türkiye'li komşularının yardımıyla da ilk işe girdiklerini söyleyenler vardı. Bu da aslında tarihsel olarak baktığımızda ilk gelen göçmen grup. Yani ilk işte Türkiye'de de işte o misafirperverlik işte gelen göçmenlerin geçici olacağı algısıyla ve işte bir acil seferberlik durumu hem aslında devletin açık kapı politikasıyla da bunu gözlemleyebiliyoruz. Hem de aslında toplumda da böyle bir şey, bir dayanışma halini, sivil toplumun sahada da aktif olduğu bir süreci gözlemliyordum. Ve bu da aslında ilk işe girişlerde de hani Türkiye'li komşuların yardımıyla da işe girdiğini belirten katılımcılar vardı. Ama daha sonraki işte mesela 2016-2017'de artık kendi yoğunlaşmanın daha fazla olduğu diyeyim ve çeşitli dışsal hani sebeplerle de yani artık geçici olmadığı algısı insanlar üzerinde bu göçmen olgusunun. Ve devletin de tabii orada kritik olan 2016 yılında Avrupa Birliği ile imzalanan geri gönderme anlaşması, şimdi mutabakatı Türkiye'nin. Ondan sonra daha güvenlikçi politikalara dönüşü, açık kapı politikasını terk ederek. Hem de bu toplumsal baskı diyeyim ya da direnç diyeyim, ondan kaynaklı artık bu dayanışma halinin biraz daha yok olduğunu ve artık gelen sonradan gelen göçmenlerin tamamen hani kendi başına ya da sahip olduğu işte tanıdığı ya da Suriyelilerle mesela kendi işte kenti Suriye'de yaşadığı aynı kentte yaşadığı ya da işte İstanbul'da gelip birbirini bulduğu akrabasıyla vesaire üzerinden ilk işe erişimler oluyor. Burada tabii başka bir aktör böyle biraz parça parça görüyorum ama sivil toplum kuruluşlarının burada önemli bir rolü var tabii. İlk işe erişimde ya mesela Sultanbeyli'de işte mülteci der de vardı yani orada yaşayanların işte her gün gittiği işte kurs için mesleki ya da dil kursu için mesleki eğitimi için gittiği bir dayanışma halinin olduğu sosyal ağlar vardı. Yani bunlara katılım gösteren Suriyeli göçmenlerin de ilk başta özellikle genç gruptakiler Türkçeyi öğrendikten sonra kendileri gönüllü olarak bu çalışmalara dahil olup oradan o sivil toplum kuruluşunda işte tercüman olarak veya sahada kolaylaştırıcı olarak görev alıp daha sonra profesyonelliğe evrildiği bir süreç de var. Bu da aslında bir strateji olarak bunu gözlemledim. Sivil toplum kuruluşlarında bu bağlamda sermayenin yani göçmenin beşeri ve sosyal sermayesinin oluşumuna ve birbirine dönüşümüne, ona iş erişimine sağlamasında bir köprü kurucu rolü olduğunu ortaya çıktı. Tabii diğer bir mesela iş erişimdeki strateji diyeyim, bu sosyal medya bu ilginçti. O da teknolojinin aslında hani toplum dönüştürücü gücünü, yani sosyal ilişkilerin sadece yüz yüze değil de işte siber ağlar üzerinden de sağlanmasının bir avantajı olarak ortaya çıktı. İşte nedir? Mesela Esenyurt'ta yaşayan bir Suriyeli göçmense işte Esenyurt'taki Suriyeli göçmenler grubuna üye olup oradan işte iş bilgisi paylaşımı, eşya bilgisi, işte kiralık ev bilgisi paylaşımı üzerinden işe erişenler vardı ve diğer hayatını idame ettirecek diğer bilgilere erişim sağlayanlar vardı. Bu ilginçti. Şimdi tabii bir de nitelik olarak baktığımızda az önce başta değindiğim gibi hani heterojen bir gruptan bahsediyoruz. Yani kendi işte üniversite diploması olan işte beşeri sermayesi daha yüksek görece dediğimiz işte ama burada kendi mesleğini yani niteliğine uygun mesleği erişemeyen göçmenler de vardı. Bu bir sorun tabii. Yani göçmen açısından buraya ekonomik uyum açısından. Bu nitelikli göçmen grup da aslında ilk işe girişlerde yine az önce bahsettiğim gibi bu konfeksiyon atölyelerinde işe erişiyorlar. Çünkü daha kolay bir ve aciliyet iş ihtiyacından dolayı öyle işe başlayıp daha sonra dil öğrenen, Türkçe öğrenen işte
sosyal ilişkilerini geliştiren ve göçmenlerin mesleki olarak daha nitelikli, daha iyi kendine uygun işlere geçtiklerini ortaya çıktı. Burada mesela bir mesleki grup olarak öğretmenleri ayrı kısaca değinebilirim. Yani dezavantajlı olanlar aslında hani hukuki olarak işini burada Türkiye'de mesleğini yapamayacak olan mesela hukukçular. Evet, o yasal bir engel karşılarına çıkıyor ya da doktorlar da çıkıyordu. Ama öğretmenlerin işte göçmenlerin Türkiye'ye adaptasyonunda işte çocukların okullaşmasının sağlanması buraya toplumsal uyum bağlamında önemli bir faktör olduğu için işte devletin bu yönde Milli Eğitim Bakanlığı mesela işte sosyal uyum sınıfları uygulamasıyla da Suriyeli öğretmen grup burada aslında iş imkanı elde ettiğini ifade etti. Ama tabii burada da bu kısa süreli ve proje bazlı bir yaklaşım olduğu için o proje bittiğinde de işlerini kaybettiklerini bahsettiler. Ve bu işlerini kaybettikten sonra öğretmenlerden mesela başka sektöre geçenler de vardı. Mesela yani dil avantajını kullanarak işte buradan başka bir konuya değineceğim. Özellikle işte turizm sektörü üzerinden mesela Körfez ülkelerinden gelen işte Arapça yani şöyle söyleyeyim sağlık turizmi olur işte veya diğer turizm çeşitlerinden olsun Arapça bilen tercüman ihtiyacını istinaden burada istihdam edilen göçmenler vardı. Bunlardan bir grup öğretmendi. Ve bu dil avantajının yeni iş alanları yarattığını ifade ettiler. Bunun dışında tabii yine sadece işçi ücretli olan değil, burada kendi girişini yapan girişimci Suriyeliler, göçmenler de var. Bunlar da ayrı bir gruptu tabii. Ve bunlarda da sonuçta Suriyeli göçmenler her ne kadar yani uyum konusunda çabalar olsa da tabii kendi içine kapanık da bir toplum hali resmi çiziyordu. Sahada da bunu gözlemledim. Dolayısıyla kendi gündelik ihtiyaçlarını giderebilecekleri hizmet sektörü açığı. Yani onu hizmet sektöründe işte nedir işte lokantadır, bakkaldır işte gibi gibi. Yani günlük ihtiyaçları karşılayabilecek alanlarda istihdam edilen göçmenler vardı. Bunun dışında ama daha yeni iş alanları dediğimizde bu kurulan firmalar da vardı. Mesela işte bir görüşmecim kendisinin aslında hukuk diploması vardı ama Türkiye'de kendi mesleğini yapmasa da işte İngilizce bildiği için ve Türkçe'yi de öğrendikten sonra kendi sadece Suriyelilere hukuki danışmanlık şirketi açtığını, işte iş kurmalarında onlara yardımcı olduğunu, çeşitli dil bariyerini aşmalarına yardımcı olduğunu veya buradaki işte iş kurmayla ilgili neyse o regülatif işlemlerle ilgili yardımcı olduğunu ifade etmişti. Ve burada daha hatta işte reklam, tanıtım, şirketlerin işte diğer ihtiyaçlarını gidermek için sosyal medya uzmanı, web tasarımcı, işte grafik tasarımcı, muhasebeci gibi gibi yani daha da niteliğe işçiye ihtiyacın olduğu alanlarında olduğunu ve buralarda da istihdam edilmeye başladıklarını ifade ettiler. Bu da ilginçti. Yani aslında bu süreç olarak bakmanın yani bu değişim ve dönüşümü de buradaki işte sosyal ve beşeri sermayenin etkisini de analiz etmede ipuçları sunduğunu ve imkan sağladığını tezimde de ve makalemde de anlatıyorum. Diyeyim. Başka yani çok var tabii şu anda bahsedebileceğim başka ama zamanım var mı? Devam edeyim isterseniz bir iki başlıkla da. Yine diğer yandan bu beşeri sermayenin etkisi bağlamında zanaat ustaları mesela ayakkabıcılık sektörü mesela işte Suriye'de de önemli bir iş kollarından biri. O mesleği işte mesela görüşmecilerden biri çiçek dekorasyon ustasıydı ve İstanbul İstoç'ta işte hiç dil bilmeden gidip kendi yeteneğiyle bir dükkanın kapısını çalıp işte çiçeği süslemesini gösterip ve ondan sonra işe girdiğini. Ondan sonra orada işte 5 sene çalıştıktan sonra kendi dükkanını açtığını mesela ifade etti. Burada yani hiç aslında evet dil önemli bir faktör ama hiç dil bilmeseniz de eğer mesleğiniz bir zanaat erbabıysanız burada yine kendiniz
niteliğinize uygun istihdam edilme koşullarına oluşturuyorsunuz. Bu da ilginç bir stratejiydi. Tabii burada onun da kendi altına yetiştirdiği başka bir işçisini, yani burada da usta-çırak ilişkisini de bir ortaya çıkarmış oldum. Kendi elemanının da sonra işte büyüdüğü ve kendi yanında dükkanını açtığını işte görmüştüm. Bunlar da ekonomik uyum bağlamında önemli bir göstergeydi. Diyeyim şimdilik bu kadar. Ben şimdi sizin anlattıklarınızı dinlerken daha önce de göç çalışmış, doktora tezinde de ben de göç çalışmış birisi olarak hep dinlerken ben çünkü Türkiye'den Almanya'ya göç eden göçmenleri çalıştığım için söylediklerinizin neredeyse birçok konuda çok örtüştüğünü, bir kere hemşerilik ağları yani sosyal ağlar zaten mekan seçmekten tutun da nerede oturacağınız, yerleşeceğinizden tutun da belki ilk adım işe giriş ile ilgili olarak çok önemli. Bu sadece uluslararası göç de değil, bizim aslında göçmenlerin, ulusal göçmenlerin de, göç edenlerin de kentlerde oluşturduğu mahallelerden biliyoruz. İşte büyük kentlerin çoğunda Erzurumlular, Erzincanlılar, Malatyalılar, Sivaslılardan oluşan, daha doğrusu dominant oldukları mahalleler vardır ve bu aslında o bir sosyal ağlar üzerinden ilk gidenlerin ardından devam eden bir hemşerilik ağı üzerinden kurulur. Gündelik ihtiyaçlar, farklılaşan kültürel beklentiler ya da yaşam biçimleri de tabii ki bir müddet sonra aslında bu insanların birinci derece hizmet yani bakkal, kasap, berber gibi birinci derece ihtiyaçlarını gidermek için yine bir el becerisi olan zaten böyle bir zanaatı ya da sanatı sürdüren birilerinin girişimleri ile devam ediyor aslında ve anlattığınız sistemde Türkçe'ye hakim olmanın ötesinde anlayabildiğim kadarıyla mevcut bir beşeri sermayeyi hali hazırda taşıyabildiyse burada geçirdiği sürede arttıkça sisteme adapte olup ihtiyaçları iyi gözlemleyip çünkü o işte bir danışmanlık veren hukuk diploması olan burada avukat olarak çalışamayan ama en nihayetinde yine kendi bilgi ve becerisini kullandığı iş kollarına yöneldiklerini görebiliyoruz anladığım kadarıyla ya da girişken olmak yani İstoç'ta bir dükkanın kapısını çalıp kendine güvendiği, kendi sermayesine güvendiği için, el zanaatine güvendiği için kendine orada hiç dil bilmemesine rağmen o bariyeri yıkıp kendine bir istihdam alanı yaratabiliyor olması ve daha sonra kendi dükkanını açması da yine bir zamanla ilişkili. Şimdi sizin tabii çalışmanızın da dolayısıyla bu yoğun göç sürecinin belirli bir zaman ardından yani bir 12-13 sene süre zarfı sonrasında yapılmış bir çalışma. Belki bir 10 sene sonra tekrar bu doktoranız bittikten sonra tekrar çalışacak, tekrar bakacak olsanız çok daha farklı uyum, adaptasyon ve belki de gelişme istihdama dahil olma açısından görebiliriz gibime geldi. Her zamanki gibi yorum yapmadan duramadım. Ben o zaman size süremizi de artık yavaş yavaş aşmaya başlamadan hemen tüm bu anlattıklarınızın çerçevesinde başlarken bir teoriniz, hipoteziniz vardı muhakkak. Aslında biz göç öncesi sosyal ve beşeri sermayenin göç sonrası istihdama nasıl bir katkısı olduğuna dair bir şekilde yola çıktığınızı tahmin ediyorum. Siz bunu nasıl gözlemlediniz, nasıl özetleyebilirsiniz diyeyim. Son soruyu size böylelikle bırakmış olayım. Buyurun. Peki, yani göç öncesi sosyal sermayelerini, yani sosyal ağlarını, bağlantılarını göç ettikleri yere taşıyabilmek tabii göçmen açısından çok kritik, önemli. Özellikle de istihdam edilme konusunda mesela yine bir iki örnekten bahsedecek olursam özellikle Türkiye Suriye'nin komşu iki ülke olarak geçmişten gelen ticaret bağlarının mesela bu noktada taşıyabilen göçmenler olduğu sahada görüştüm ve bunlar aslında işte babası mesela mobilyacı olan bir katılımcı babasının işte Türkiye'ye daha önceden iş yaptığını işte sınır bölgelerinde ve onun iş yaptığı Türkiye'li işletmecilere direkt hani
geldi ilk olarak. Onlarla temas kurduğu ve daha sonra onların yanında çalışmaya başladığı ve yine bu sosyal bağlantılarını kullanarak başka bir sektöre, yine hizmet sektörüne geçtiğini ifade etti. Yani burada aslında hani özet geçecek olursam, yine zanaat sahiplerinin, işte ticaret ilişkilerinin yani meslekten kaynaklı bağlantıları kullanabilmenin önemi ortaya çıkıyordu. Ancak onun dışında yine vaktimi çok da aşmadan, yani bir ara katmandan da aslında söz edebilirim. Hani göçmen mesela direkt İstanbul'a gelmiyor. Arada işte ilk olarak sınır bölgelerinde bir ile geçip ondan sonra İstanbul'a gelenler, ki görüşmecilerin yarısı yaklaşık böyleydi. Yani orada hani bir deneyip ama olmuyorsa, ki sosyal sermayenin şöyle bir özelliği var: ne kadar ona sahipseniz o sizi daha çok uzağa götürebiliyor hani göç sürecinde. Ve bu önce oraya kadar geçebilir. Çünkü sosyal sermaye, yani bir bağı, ilişkisi yok. Dolayısıyla sadece sınırı geçeyim, ondan sonrasına bakarım mantığından sonra orada kurduğu ilişkiler, edindiği sosyal bağlantılar üzerine işte İstanbul'a. Neden İstanbul? Çünkü İstanbul, evet, en çok Suriyeli göçmenin olduğu, en çok istihdam alanının olduğu Türkiye'nin metropol şehri tabii ki de. Ama İstanbul'da bir transit olarak mı kullanıyor, hani Avrupa'ya geçiş için bir basamak mı, yoksa İstanbul'da mı kalıyor kısmında, ilk göçmenlerin, aslında gelenlerin İstanbul'u bir basamak olarak düşündüğü ama daha sonra işte mobilite sorunu, diğer dışsal faktörler, çok da değmedim ama işte işveren devlet vesaire, toplumsal baskı ya da işte Avrupa ile olan süreç, dolayısıyla İstanbul'da sıkışıp kaldığı, yani geri de dönemediği, tabii ki hala dönecek bir yere kalmadığını ifade ediyordu göçmenler birçoğu. Bu sıkışmışlık hali vardı işte. Yani bu noktada Suriye'den Türkiye'ye taşıyabildiği sosyal ağı, yani kullanabildiği sosyal ağı onu nereye kadar götürürse gidebiliyordu. Ama bu tabii ilk göçmenler içindi. Daha sonra gelenler ise hani sınır bölgesine geçmeden direkt daha risk alarak sınırı geçip ve direkt İstanbul'a. Çünkü artık ikinci, yani zincir olarak devam ettiği için ilk kuşaktan sonra ikinci göçmen grubundan bahsediyoruz. Ve onlar direkt aslında İstanbul'da işini önceden ayarlayıp gelenler vardı mesela. Yani özet olarak bu sosyal ağ bağlantıları kullanabilmek, yani taşıyabilmek çok önemli faktördü buraya, Türkiye'ye taşıyabilmeleri. Bu mobilite sorununu da biraz kısaca değinip olursam, evet, yani İstanbul'da zaten yaklaşık 8 ilçe, şu an hepsini ifade edemeyeceğim ama artık yeni geçici koruma altındaki mültecileri, kapsamındaki kişileri kaydetmiyor. Ve bu geçici koruma kapsamındaki kişilerin de sadece kayıtlı oldukları yerde çalışma zorunluluğu var. Dolayısıyla bu iş piyasası bağlamında da bir kısıtlayıcı, bir bariyer oluyor. Tabii bu mobilite sorunu yeni sosyal ilişkileri kurmaya da engel oluyor. Yani çünkü mekansal hareketlilik olmayınca yeni sosyal ağlar kuramıyorsunuz, yeni ilişkiler geliştiremiyorsunuz gibi. Bir de tabii, yani son olarak hani şunu söyleyeyim, bu, evet, ben bir çalışma 10 yıllık bir süreci inceliyorum ama bundan sonra işte Türkiye'de doğan artık, yani bizim bir de hani şu politikadan da yavaş yavaş, işte hani uyum, entegrasyon, asimilasyon politikasından ziyade, yani artık burada doğan, Türk okullarına giden, Türkçe'yi konuşan bir nesil de geliyor arkadan. Yani bunu artık bizim kabul etmemiz gerekiyor. Yani zaten devletin göç politikasında hani uyum öne çıkardı son yıllarda. 2019'da uyum yılı ilan edildi. Ama bundan sonra yeni ikinci kuşak göçmenlerin, o neslin işte daha ayrışmadan, daha kapsayıcı politikalarla onları düşünmek gerekiyor. Yani bir nitelikli iş gücüne dahil edilmesi, onların işte eğitim süreçleri çok önemli bu noktada. Şimdilik böyle tamamlayayım. Çok teşekkür ederiz. Bu söylediğiniz son şeyin altını da tekrar çizmek isterim. Göç için 10 sene tabii sadece ikinci jenerasyona müsaade ediyor ve dediğiniz gibi burada doğan, büyüyen, Türkçeyi ana dili gibi konuşan, hatta belki ana dilinden daha iyi konuşan,
Buradaki milli eğitimin Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatından geçen yeni bir jenerasyon yetişiyor ve bu jenerasyonun da tabii ki istihdamı bir önceki kendisinden bir önceki jenerasyonun entegrasyonu ve uyumuna çok daha farklı göç politikalarını gerektiriyor. Hakeza 20 sene sonra 3. jenerasyondan bahsetmeye başlıyor olabileceğiz. Dolayısıyla burada göç ve göç politikaları ile ilgili deneyimli iyi ve kötü örnekleri bence tekrar iyi gözetmek lazım diye de ben müsaadenize bir not düşmek isterim. Size değil bu notum elbette tahmin edeceğinizi üzere. Ben müsaadenizle programı kapatmak istiyorum. Eğer son eklemek istediğiniz bir cümleniz ya da bir düşünceniz, görüşünüz yok ise. Başta dediğiniz üzere evet ben İstanbul Teknik Üniversitesi tezimi sürdürüyorum ama Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde şehir bölge planlama bölümünde görevime devam ediyorum. Geçici olarak kentimizden ayrılmış olsak da umuyorum en kısa zamanda daha sağlıklı yaşam alanlarında herkes için, yani hepimiz için ayrıştırmadan yani bir şehir plancısı kimliği ve sorumluluğuyla da yaşam standardı yüksek, yaşam biçimini herkes için sağlayan özgürce mekanlar üretme sorumluluğunu sürdürmemiz gerekiyor diyeyim. Teşekkür ederim. Bu çok değerli bir söylem oldu son kapanış için. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çalışmanızın nihayetlenmesi sürecinde de başarılar diliyorum. Umarım siz bu konuyu çalışmaya devam edersiniz ve bir 10 sene sonra üçüncü nesile dair görüşleriniz ve değerlendirmelerinizle mekan ve insan hala devam ediyor olursa sizi tekrar ağırlama fırsatı edinirim. Gelecek hafta Pazartesi Mekan ve İnsan'ın 269. bölümünde kentsel strateji kurucu ortağı şehir plancısı Faruk Göksu'yu ağırlayacağım ve 6 Şubat depreminin ardından kentsel dönüşüm algısının ve ihtiyacının nasıl değiştiğini ve neler yapıldığını konuşacağız. Geçmiş program ve çalışmalarımız ile ilgili Mekan ve İnsan'ın YouTube kanalına abone olabilir. ortaklaşa.net adresini ziyaret edebilir. Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip alabilirsiniz. İyi akşamlar.